Efendim iyi akşamlar. Tekrar sizlerle birlikteyiz Sayın Karabulut'la birlikte. Bu önce ne söylemek istersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi sorgulaması ile ilgili. Tabii burada Milliyetçi Hareket Partisi aslında kendini sorgulayacak diye bir kamuoyunda böyle bir söylenti varken CHP daha erken davrandı. Buyurun söz sizde. Teşekkür ediyorum. Sayın Şahin, bugün 9 Mayıs dediniz. 9 Mayıs ile ilgili arzu ederseniz siz sanırım unuttunuz. 9 Mayıs Anneler Günü. Türkiye'deki, ülkemizdeki hakikaten el öpülesi annelerin Anneler Günü'nü kutlayalım. Şimdi yine bana çatacaksınız. Her Estağfurullah, durakta, ben bunu her durakta. Size bıraktım, sizin Teşekkür kutlayasınız diye. ediyorum. Çünkü her şeyi ben konuştum, size Yok, bir şey hayır, kalmadı. şimdi Ondan dolayı dedim. çatacağımız konu gelecek, onun için söylüyorum. Evet. Sayın Başbakanımızın politikasından dolayı Suriye'den gelen her durakta, her kırmızı ışıkta kucağında ya da sırtında bir çocukla dilencilik yapan Suriyeli annelerin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu arada dünyadaki bütün ezilmiş, eziyet çeken, el öpülesi bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ediyorum TV ekibine bu fırsatı verdiği için. Sayın Şahin, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim yenilgisini kabul etmesi Evet. ve CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir değişikliğe gitmesi bence normal. Yani Evet. kabul edilecek bir durum. Tabii ki içinde yıllarca siyaset yapmış olan isimler var. Bu isimleri 5 tanesi genel başkan yardımcısıydı. Hepsini değiştirdi. Merkez karar yürütme ya da parti meclisi olarak adlandırdıkları parti meclisinde ciddi bir değişikliğe gitti. Genç kadroları aldı. Zaten seçimlerden sonra hatırlarsanız bir gençlik hareketi oluştu. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, Ankara'ya bir gençlik platformu adı altında gittiler. Ya biz siyaset yapmak istiyoruz. Yaptığınız siyaseti beğenmiyoruz. Dolayısıyla siyasette söz almak isteyen, hakikaten siyasi eğitim almış gençlerimizin gidip orada siyaset etmek istemesi çok güzel bir şeydi. Evet. Sanıyorum yönetim de bunu düşündü. Haklı buldu. Evet. Hatta evvelki gün Sayın Gürsel Tekin gençlerle ilgili bir söyleşi vardı, üniversiteli gençlerle. Orada da o mesajı verdi. Ya ben 30 yıl uğraştım bu koltuğa gelmek için. Evet. Sizler de 30 yıl uğraşın, gelin Evet. benden koltuğumu alın. Benden değil, genel başkanından alın. Diğer genel başkan yardımcılarından alın Evet. şeklinde ifadeler kullandı. Ya iyiye işaret Cumhuriyet Halk Partisi için, öyle düşünüyorum ben. Sayın Karabulut mutlaka iyiye işarettir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi aslında bunu düşünüyor idi. Bundan 15 gün önce birçok ilin, ilçelerin feshedileceği noktasında da kendilerini sorgulamadan tabii ilçelerde işte illerde sıkıntı olduğunu ifadesiyle bu harekete girdiler. Ancak ben şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu 17 isim değişti. Bu 17 ismin değişmesi aslında belki Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa böyle bir şeye rastlandı. Gerçi bundan önce de mutlaka olmuştur. Ancak burada bir noktada kendilerini de sorgulamaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekte daha güzel şeyler vaat ettiğinin bir göstergesi Kesinlikle oluyor, değil mi? katılıyorum. Kesinlikle. Ve Kesinlikle burada katılıyorum. yine işte bakıyoruz Tekin Bingöl parti örgütünün ve örgütten yönetimleri sorumlusu, yönetimlerden sorumlu. Sayın Haluk Koç idari ve mali işlerden sorumlu. Çünkü bunları tek tek söylemem Çok gerekiyor. ekrandalardı. Çok Evet. görünüyorlardı, evet. Sayın Bülent Tezcan hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. Sayın Seyhan Erdoğdu parti içi eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısı. Sayın Sezgin Tanrıkulu insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Sayın Emel Yıldırım iletişim, tanıtım ve basın halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Sayın Veli Ağbaba yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Yine Sayın Yakup Akkaya işçi ve emanet. Bu ne demek? Partinin ikinci kişisi Sayın Tekin. Bundan önce Önder Sav yıllardır genel sekreterlik yaptı. Ardından Billur Tamayigil ve şimdi Sayın Tekin. Ne söylemek istersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri Sayın Tekin olunca tabii ki parti biraz daha hareketlenecek, biraz daha önemsenecek. Buyurun söz sizde. Şimdi yukarıda aşağıya doğru saydığınızda 16 görev dağılımını ifade ettiniz. Bu 16 görev dağılımının tamamının yapmış olduğu işlemler, yapmış olduğu bütün Evet. aktiviteler birleşeceği yer Sayın Gürsel Tekin'in bulunduğu sekreterya. Evet. Yani görev alan bütün arkadaşların yapmış olduğu her türlü faaliyetin noktalanacağı,
geleceği nokta Gürsel Tekin. Bu ne demektir? Gürsel Tekin'in partide artık en iyi genel başkandan sonraki en iyi konuma gelen Cumhuriyet Halk Partili milletvekili. Evet. Şimdi Sayın Karabulut, burada benim dikkatimi çeken diğer bir konu daha var aslında. Sayın daha mı farklı olurdu oranlar veya seçimi kazanabilir miydi Cumhuriyet Halk Partisi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde çok ciddi araştırmalarım yok biliyorsunuz. Evet. Fakat kamudan aldığım bilgi, Sayın Deniz Baykal'dan sonra gelen İstanbul seçiminde iyi bir yere gelen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa geçtikten sonra biliyorsunuz o dönem il başkanı Gürsel Tekin'di. Evet. Ve Gürsel Tekin İstanbul kadrosuna hakim bir liderdi, İstanbul'da bir liderdi. Ve dolayısıyla İstanbul seçmenine, İstanbul delegasyonuna ağırlığı olan birisiydi. Evet. Bu seçim hizmetinin nedenlerinden birisinin de Sayın Gürsel Tekin olduğunu parti içerisinde söylediler, dışarıda söylediler. Evet. Siyasetle uğraşan herkes, yani Gürsel Tekin gereken ağırlığı vermiş olsaydı, Sarıgül'ü kabullenmiş olsaydı, ki biliyorsunuz ilk adaylardan bir tanesi de Sayın Gürsel Tekin'di. Ama genel merkez parti meclisinde Sayın Sarıgül'ün aday olduğunu belirleyince, Gürsel Tekin'in gönül koyduğunu, sanki İstanbul seçmeniyle çok içli dışlı olup Sarıgül'ün seçilmesi yönünde bir çaba göstermediğini kamuoyuna bilgi olarak sundular. Ama Gürsel Tekin'in bizzat kendi ağzından bir açıklaması var. Ben seçim koordinasyonlu başkanlığını istedim. Yani Sarıgül'ün kazanabilmesi için evet. Ben İstanbul'da seçimi yürüteyim, o koordinenin başına geçeyim. Sarıgül'le arkadaş olarak çalışalım, Sarıgül'ün kazanması için gereken neyse yapayım. Yani ben hiçbir zaman bana verilmedi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sarıgül'e verildi. Bu nedenle ben işte delege üzerinde ya da seçmen üzerinde farklı etkiler yapıp Sarıgül'ün kazanmaması yönünde çaba göstereyim diye bir şey söz konusu olamaz. Ben mutlaka. 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partiliyim. 30 yıl sonunda ben bu noktaya geldim. Sarıgül değil, kim olursa olsun parti meclisi karar verdiyse, Sarıgül'ü Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gösterirse ben ona çalışırım dedi. Evet. Çalışacağımı ifade ettim. Hatta seçimi bir önceki dönem genel başkanıma nasıl yardım ettiysem belediye başkan adaylığı döneminde evet. Aynısını Sarıgül'e yapacaktım fakat kabul etmediler. Etik olmaz, işte farklı olur. Düşünceler bir noktada birleşmeyince kabul etmediler. Ne benim ne bir başka Cumhuriyet Halk Partili'nin Sarıgül'ün kazanmaması dan dolayı bir etken falan gösterilemez demişti. Net söyledi bunu. Sayın Karabulut, yani bir kampanyada olsun, ben şunu söylüyorum. Aslında şuraya varmak istiyorum. Sizce Sarıgül'ün İstanbul adayı aday tercihi doğru bir tercih değil miydi? Şimdi görünen o, tabii ki yani şeyden daha düzgün bir adayları yok idi. Yani Sarıgül iyi bir tercihti. Evet. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Sayın Sarıgül yapabileceğinin en üst seviyelerini yaptı. Ya hem partisini kapattı Cumhuriyet Halk Partisi lehine. Hem partisine ben Cumhuriyet Halk Partiliyim dedi. Siz de katılın Cumhuriyet Halk Partisi'ne dedi. Evet. İyi kopmalar oldu. Çoğu da katıldı. Yani Sarıgül'ü seven taraftarıyla, İstanbul seçmeni seven taraftarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek taraftarı birleşmiş olsaydı seçimi alabilirdi. Demek ki bir şeyler var ama kimse suçu üstlenmiyor. Yani nedenini üstlenmiyor. Peki. Burada sizin dediğiniz gibi İstanbul Kadir Kıymet bilip Kadir abi demiş olabilir. Ama siz faktör olarak başbakanımızı görüyorsunuz. Bunu bilmiyorum. Şimdi ben aslında dönmek istemiyorum. Yani geçen haftaki hayır, dönelim. Konuya da siz artık dönelim. Zorla beni sahaya çekmek istiyorsunuz Sayın Karabulut. Biz sıkıntı yok bizce. Evet, gelelim şimdi Cumhurbaşkanlığına. Şimdi bazı kamuoyu anketleri var, bazı araştırma grupları var. En son Sonar'ın elimde bir anketi var. Sayın Bayrakçı, Sayın İlhan Kesici, tek tek gidelim dilerseniz. Bu ankete ben katılmıyorum. Tabii buyurun ama katılmıyorum. İsim var. İsimleri biliyorum. Katılmayalım. Biliyorum isimleri. Sayın Kesici. Evet. Tutar mı? Şimdi Türkiye'de. Bir tarafta Sayın Erdoğan. Bir tarafta şimdi, Sayın Kesici. Şimdi Sayın Şahin yaklaşık... Veya Sayın Süleyman Demirel'i koymuş Sonar'ın anketinde. Sayın Süleyman Demirel'i ankete koymuş. Sayın Hüsamettin Cindoruk'u koymuş. Ve Sayın Tantan'ı koymuş.
Şimdi dikkat çekti diyor. Yine Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Erdoğan'ın aday olması durumunda onu zorlayacak. 4 ismi sıralamış ve 4 isim de bunlar diyor. Şimdi Sayın Şahin, İlhan Kesici'yi 10 yıldır siyaset yapmıyor. Evet. Yani 15 yaşındaki çocuk bugün oy kullanıyor. Hiç evet. İlhan Kesici'yi ekranda dahi görmedi. Evet. Şimdi bu yeni seçmen, genç nüfus biliyorsunuz yani çok ciddi bir etken, ciddi bir faktör. Nasıl bir araştırma yapmışlar da Sayın İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanı olarak başbakanımızı zorlayabileceğini ifade ediyorlar. Yani bu inanılır gibi bir şey değil. Ben Sayın İlhan Kesici'nin hiçbir şekilde Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adayına etkileyeceğini düşünmüyorum. Zorlamayı bırakın. Evet. Mümkün değil. Yani genç nüfus bu seçimde oy kullanacak. İlhan Kesici'yi tanımıyorlar bile. Yani şu an televizyon ekrana çıksa belki biz bile düşünürüz. Acaba hakikaten İlhan Kesici mi değil mi? Uzun yıllardır siyaset yapmıyor. Evet. Onun kazanma şansı yani Sayın Başbakan'ın karşısında kazanma şansı yok gibi. Sayın Demirel. Evet. Yine işte Sayın Bayrakçı. Sayın Demirel'i koymuş. Örnek veriyorum. Şimdi onu da söyleyeyim. Sayın Demirel hakikaten Türk siyasetine yani damga vurmuş bir mutlaka insan. Mutlaka doğrudur. 7 defa gidip 8 defa gelen son dönemde Cumhurbaşkanlığı yapan yaklaşık 10 yıldır da istirahat eden bir eski lider. Evet. Şimdi Sayın Demirel de ben görmeyeli nereden bakarsanız bakın 7-8 yıl oluyor. Yani bir ekranda görmedim. Evet. 8 yıldır 10 yıl yani 10 yılı aştı siyaset yapmadı. Evet. Aynı şey onun için de geçerli. Belki eski yüzler, eski simalar, eski siyasetçiler yani yaş grubu 35'in üstünde olan insanlar Demirel'i anımsayabilirler ama genç nüfusun oy kullanacağı ülkemizde ben Sayın evet. Süleyman Demirel'in de aynı İlhan Kesici gibi hizmete uğrayacağını hiçbir şekilde Sayın Erdoğan'la yarışamayacağını düşünüyorum. Sayın Hüsamettin Cindoruk. Aynı şey onun için de geçerli. Yani inanın bahsedilen 4 adayın Sayın Tantan bir de bahsediliyor. Evet. Bahsedilen 4 adayın mağdur olduğu ifade edilen Ergenekon davasından içeride yatıp çıkan Sayın İlker Başbuğ'un adayı olması durumunda onun kadar dahi oy alamazlar. Şimdi Sayın Karabulut aslında... Çünkü genç nüfus onu takip etti, Sayın gördü. Sayın Başbuğ'u hiç göremiyoruz. Yani bakıyoruz. Çünkü öyle bir maili olmadı. Ben siyaset yapacağım ya da aday olacağım gibi bir çalışması olmadı. Zamanında içerideyken birkaç siyasi dillendirdi. Yani olabilir evet. diye. Hatta dillendirenlerden birisi de sizdiniz. Çıktığı gün evet. söylediniz. Evet. Yani acaba bu cezasına karşılık devlet bir ödül olarak gösterir mi Cumhurbaşkanı olarak? Evet. Çünkü Türk ordusunun Genelkurmay Başkanı. O bile konuşulmadı. Konuşulmadığına algı da oluşmadı. Onun da öyle bir aday olacağını sanmıyorum. Yani olsa eğer, olsa evet. inanın Sayın Demirel'den de Sayın Kesici'den de mutlaka. Daha çok oy alacağına mutlaka. İnanıyorum. Mutlaka. Çünkü genç nüfus takip etti. Bir haksız, evet. bir de bizim Türk toplumunun biliyorsunuz. Mazlumdan yana. Evet, mazlumdan yana alırız. Olduğu düşünülünce ciddi bir oy alacağını düşünüyorum evet. ama yine zorlayamaz. Yani Sayın Erdoğan'ı ya da Sayın Gül'ü zorlayamaz. Evet. Sayın Erdoğan'ı zorlayacak tek bir isim var. O da mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül. Şimdi burada